Herkese merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün efsane olduğum Mustafa Kapı kariyerinde bir başka bölümdeyiz. Toulouse deplasmanındayız. Dijon biliyorsunuz yeni takımımızdı. Biraz iyi başladık, daha sonra biraz sekteye uğradığımızı söyleyebilirim ama bomba gibi geliyoruz. Sakatlığımız tam olarak geçti. Kondisyonumuz iyi durumda. Hocayla konuştum. Kondisyon basıyoruz şimdi Mustafa'ya. Ve bu biraz kötü oldu kondisyon basmak ama bugün artık bundan sonraki maçlarda bir tık daha kondisyonumuzu yükselteceğiz. Çünkü bu kondisyonla maçı 90 dakika tamamlayamıyoruz. Biz süper yedek de değiliz arkadaşlar yani. Biz ilk 11 oyuncusuyuz. O yüzden de biraz daha kondisyonlu bir şekilde daha iyi olacaktır. Ve maçımıza başlıyoruz. İyi olan değil, Mustafa Kapısı olan kazansın diyorum arkadaşlar. Bu arada ligde çok iyi gidiyoruz. İnşallah da böyle devam edecek. Düşünsenize bir şu golü yiyeyim anlatacağım. Au. Düşünsenize bir Şampiyonlar Ligi'ne katıldığımızı Dijon'la. Allah, fena. Çok iyi. Adamsın. Gel. Mustafa at şimdi. Ulan tam zamanıydı ya. Beyinsiz asker. Önde basıyoruz ama baskı sonuç vermedi. Geri gelin. Mustafa Kapı. Sakin. Bizde o. 2'ye 1 o adam. 2'ye 1 orada. Al topu. Sakin. Sakin. Deplasmanlarda biraz daha sakin olmamız lazım. Bana gel. Oyun kurucu Mustafa Kapı. Gel bana. Gel 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 gel. At en sola, en sola. Abi takımı da yönlendiriyorum, farkında mısınız? Attı bir şut. Ah, bu da bizim gibi kötü şut çekiyor acı. Artık bu bölüm, geçen bölüm siftah yapamadık ama bu bölümde kesinlikle gol istiyorum arkadaşlar. Ya o kadar kolay geçirme artık onu ya. Oraya kadar koşunca zaten kondisyonum bitecek benim. Orta izin yok. Geride kaldık bayağı. Gel 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 gel. Böyle gelmezsen kayarlar sana işte. Şu stoperi beğeniyorum bizim, çok uzun ya. Bacaklar kalın ama uzaklaştırdık. 38. dakika, durgunuz. Takım olarak da durgunuz. Çok fazla bir şey yapamadık ama gerçekten hani takımın kötülerinden biri değiliz. Tehlikeli geliyorlar. İzin yok. At at köşeye. Allah'ın salağı, beni ne dinliyorsun? Oba. Gel şimdi, bana gel. Şimdi. Bir pas daha. At. Mustafa, alırsın onu. Kime attın be çocuğum be? Belli de değil kime attın. Bu arada şunu fark ettim. Yani defansın arasına kaçtığınızda ne olursa olsun size kesin pas atıyorlar. Ama işte hani biz de defansın arasına kaçıp oradan böyle inanılmaz bir driplingle topu alıp omuz koyup şut çekecek kadar bir oyuncu yapımız yok. O yüzden aslında çok fazla kaçmamam gerekiyor. Taç atışını Toulouse kullanacak. Maçtan önceki yapılan açıklamalarda maçın 0'dan 0 biteceğini söylemişti bahis severler ama biz öyle olmasını istemiyoruz. Atacağımız bir golle ya da yiyeceğimiz bir golle şimdi. İçeriye izin yok. Atak devam edecek. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Aman diyeyim Mustafa. Bırak bana. Attık. Çok iyi. En köşe boş ama görürse. Aa çok iyi. Olmadı. Bizi oyundan alıyor arkadaşlar. Tabii ki yani güveni şu anda bize %36'larda falan. O yüzden alması normal ama inşallah bari biz çıktıktan sonra maçı kazanırlar. Ve golü atıyoruz arkadaşlar. 90+2 Dijon
ya tek tek her maçı final havasında oynuyoruz ve şampiyonluk için oynuyoruz resmen. 90+2'de gelen gol arkadaşlar. İşte bakın kaleci degajı, daha doğrusu kaleci vuruşu. Burada harika bir pas. Gerçekten iman gücüyle vurdu ve 1-0 90+2'de attığımız gol büyük ihtimal santra yapıldıktan sonra çok böyle geçmeden oyun bitecektir. Ve maç bitiyor. Bu maçı da kazandık. Adam iyi ki bizi çıkarmış. Biz çıktıktan sonra takım iyi oynadı yani. Arkadaşlar şu anda ligin 3. sırasındayız. 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberliğimiz var. 19 puandayız. Saint-Étienne, Paris Saint-Germain ve Dijon şeklinde sıralanıyor. Ve 4. sıradaki takım Nice'in 15 puanı var. Yani ilk 3'te şu anda iyi durumdayız. Ama böyle devam eder mi açıkçası bilmiyorum. Menajerin güveninde %41 oldu bize. %60'lara 70'lere dayandığımızda büyük ihtimal ilk 11 zaten oynuyoruz ama daha böyle kalıcı 60'ta çıkmayan bir oyuncu haline geleceğiz. Arkadaşlar şimdi Bordeaux ile oynuyoruz ama Bordeaux olan biziz formadan. Şimdi Bordeaux ile oynuyoruz. İlk 11'de şöyle bir gelişme var. Bir bakayım dedim, 69 overall olmuşuz bu arada. Ve baktığımda hemen şuradan gücümüzün çok üstü olduğu görünüyor. Bu bize bir avantaj olabilir. Bunu skora hem asist olarak hem de gol olarak çevirmeye çalışacağız tabii ki. Maçımıza başlıyoruz. Hadi canlar, bana çalışın, bana bu maç. Şampiyonluk yolunda. Alırsın onu. Tabii 3 stoper oynadığımız için yalnız foul olması lazım hoca. Kanatlarda bir tık açık veriyoruz. O doğal zaten ama biraz daha fazla böyle pozisyona girmemiz lazım diye düşünüyorum. At. Ah ah ah. Ah ah ah. Aldık Mustafa, harikasın. Burnum kaşındı. Aman diyeyim. Atmadan sakın gelme onu. Onu atmadan sakın gelme. Bir tane asist, bir tane asisttir arkadaşlar. 1-0 öne geçiyoruz. Şu Kazurlet'e de gol attırdık, helal olsun. Bakın tam bir 10 numara pası. Adamın böyle pamuklu bir şekilde önüne yuvarlamış topu ve 1-0 oldu. Harikasınız çocuklar. En azından asistimizi yaptık ya. Bir de golle süsledik mi maçın adamı oluruz. Bu arada tabii hani şimdi İngiltere'nin 2. liginde oynamak ve burada 1. ligde oynamak arasında fark var. Hani belki o kadar skorer olamayabiliriz. Gel bana. Vur kaleci, sekti, vur. Ya senin ellerine sıçayım, tutmasan olmaz mı ya? Ah Mustafa, bah Mustafa, ahlar vahlar arasında. Nereden çıktın geldin be çocuğum? Adamsın adam. Neyse atacağız atacağız. Orta. Oğlum paslı vereceğini bilsem. Aha Mustafa. Dahi etmiyor. Tek kelime daha. Bunu daha önce, yani bunu daha sonra yapacaktım ama şimdi yapıyorum arkadaşlar. Bu gole çünkü bu yakışır. Normalde bunu daha sonra planlıyordum ama yapıyorum. Golü atan oyuncu. Arkadaşlar bir gol, bir asist. Bu maçta maçın adamı olacağız ayrı. Kesinlikle bizi oyundan alamayacak arkadaşlar diye düşünüyorum. Eğer kondisyonumuz çok düşmezse. Çünkü bizi bir teknik direktör oyundan alıyorsa sakatlanmamızdan korkar. Başka türlü alma ihtimali yok. Mustafa Kapı gerçekten iyi bir bölüm oldu. Daha 3. maçı da oynayacağım. Bu 2 maçta kalmayacak. Bir de defanstan topu çıkaralım. Orta vurana adamsın.
Şimdi kaparsan atarız bir tane daha. Oğlum ne tacı atıyorsun ya? Dur salam. Vizyon yok. Vizyon abi, vizyon. Mustafa. Dokunduk ona da. Böyle dokunmalarımız bazılarına fena dokunuyor. Ama olsun Mustafa Kapua. Arkadaş ben çıkıyorsam hata benim kanadımdan gelin ya. Sonra böyle oluyor işte. Hadi oğlum hadi. Yok onu atmayacağım. Şimdi. Ya en ağır adama. İndir. Arkadaşlar asla gol yemememiz lazım. Rakibi umutlandırmamamız lazım. Ben boşum bilerek vermiyor ya. Bu şerefsizler bilerek vermiyor bana pas. R2 tuşunu bozacağım anasını satayım basacağız diye. Gel 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 gel. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Bu forvette herhalde aşık bana. Her topu bana veriyor bu da. Oba bazar. At oğlum. Gel geri gel gel. Oradan nasıl goller attığımı biliyorsun. Arkadaşlar burayı montajda atacağım. Burayı montajda atacağım. Top taca çıktı ya. Var mı lan böyle bir şey? İyi bizi çıkarmadı. Ortayı tutuyorum. Adamsın. Foul. Avantaja bıraktı. Dakik. Oha takımı da geri çekti bizimki ya. Harikasın. Mustafa. Sakin. Sakin. Gel bana. Gel yine. Mustafa. 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 Yalnız bir şey keşfettim. R2 ile çok iyi vuruyormuşum ya. Yani bunu yeni keşfediyor olmak çok kötü bir şey değil mi? Mustafa Kapı. Mustafa Kapı. Arkadaşlar bu arada 13 numaralı formayı giyiyoruz ama ben 41 numaralı formayı yani Galatasaray'da giydiğim formayı tekrardan numarayı isteyeceğim. O yüzden şu anda şeyde sıkıntı olabilir ama ben 41 olarak anons ettiriyorum. Golü atan oyuncu. Harika bir maç. Harika yani. Harika ötesi. Ve bu arada şöyle bir şey var. İlk defa kariyerimizde hat-trick'e yine yaklaştık. 2 gol attığımız bir şey oldu ama 3 gol atamamıştık. Bakalım nasip olacak mı? Bizde bu forvet olduğu sürece olmaz zaten. Oğlum atın. At. Vallahi bencil oynarım acı. Mustafa. Abi. Yapacak bir şey yok. Orada yani hat-trick şansım vardı. Ama olsun. 2 gol, 1 asist. 2 gol, 1 asist. Ve harika bir maç oldu bizim için arkadaşlar. Bakalım güven ne kadar artacak. %37'lerde falandı galiba. Bu arada Bordeaux'un kaleye şutu yok. Süpersiniz. 22 puandayız. Paris Saint-Germain 22, Dijon ve Saint-Étienne 22 berabere kalmış. Nice'in de 4 puan geride 4. sırada olduğunu tekrardan hatırlatıyoruz. %44'e çıktı 19 yaşındaki Mustafa Kapı. İleri diyorum. Bu arada overall'ımız arttı mı? Bir bakalım hala 69. 69 ama yine yüksekteyiz arkadaşlar. Her zaman yüksekteyiz biz zaten. Yani her zaman yüksekteyiz. Şimdi bu maçı da alıp belki de Paris Saint-Germain puan kaybederse ya da averaja bakmamıştım. Bu arada burası niye böyle kalkmış ya? Hiç uyarmıyorsunuz arkadaşlar. İlk defa kariyerinde oynadığı takım lider olmuş olacak. Bana bırak. Ya tam bıraktım. O alıyordu bilmem ne derken orada bir karambol.
Gel. Evet, alamadık. Çok koşuyorum diye arkama kalıyor toplar. Eyvah. Eyvah. Adamsınız lan. Gel şimdi. Harikasın. Mustafa. Ayağının dışını görüyor musun nasıl kullanıyor adam? Mustafa, aman diyeyim, hacı pası verdi. İçeri atabilirsen, içeri atabilirsen, yani sahanın içine atabilirsen. Gel, gel, bana gelsene, boşum ya. Gel. Allah ne verdiyse. Ah, ikinciyi vuramadı. Fizik yok, fizik orada. Vursak omzu, ikinciyi vuracağız da. Hadi çocuklar, hadi çocuklar. Geri dönme sakın. Sakın geri dönme. Bütün enerjimizi buraya harcadık ya. Ama işe yaradı. Mustafa aldı. Of. Dur dur, atma atma. Lan ne yapacağını kestiremiyorum ki. Of. Hareketi gördünüz mü orada? Top geliyor. Lap. Çok iyi değil mi ya? Yemin ediyorum var ya bak. Dayı ne yapıyorsun? Çok iyiydi ya. Hakikaten çok iyiydi. Ah, alamadık. Eyvah. Eyvah. Ey adamsın ulan, adamsın, at topu yavrum, at topu, maç bitecek, at, at, maç bitecek, maç burada biter mi, kaleciyle karşı karşıyayız ya. Vallahi Amiens'i tersten görmeden bu şeyi, aman, bir gol atmamız lazım. Çocuğum ya, zaten üst stoperiz. Hata yapmayın. Gel. At ona. O da bana atacak. Arkadaşlar bir önceki maç 2 gol 1 asistimiz var. Öyle hemen telaşa kapılmaya gerek yok. Aha, içeri mi atıyorsun? Bana mı? Orta. Mustafa kapı. Yük kadar boyumuzla kafayı da vurduk ama... Canımız sağ olsun, adamsın birader. Gel bana. Mustafa, ama yeter artık ya. Sarı kart veriyor tipini sevdiğiminin futbolcusuna. Bas. Adam bir hareketle geçti bizi. Bırak. Mustafa. Of. R2'lerimi biliyorsunuz. R2'lerimi. R2'lerimi. R2'li. Abi. Abo. Şu hareketler. Ah lan. Ah, sıyırdı. Sıyırdı be. Yemin ediyorum. Mustafa kapı oyundan alınıyor. Arkadaşlar son maçımızdı bu bölüm için ama tabii ki de skoru size göstereceğim ama gerçekten nasıl oynadık bu bölüm, iyi miydik kötü müydük, lütfen yorumlara yazın. Arkadaşlar son atak büyük ihtimal maçtaki, maalesef kazanamayacağız bu maçı ve büyük ihtimal ikinci sırayı da kaybedebiliriz ama canımız sağ olsun, bir hata olmasın, yenilmeyelim de. Maç 0-0 bitti, başladığı gibi bitti. Amiens güçlü bir ekipti. Hem ismen hem de oyunda iyiydiler. Ve o R2'yle attığımız şut gol olsa belki işe yarayacaktı ama maalesef olmadı. 1 puan da 1 puandır. Hemen puan durumuna bakacağız. Paris Saint Germain 25, Saint-Étienne 25 ve Dijon 23. Nice de bize yaklaşmış oldu. Olsun, 9 maçta yenilgimiz yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu serinin devamı için ve her gün gelmesi için abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.